Bugün Seferihisar yerleşkemizde bulunan ARGE laboratuvarındayız. Bu laboratuvar Fevziye Epikon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi içinde bulunuyor. Bu laboratuvarda spor bilimleri başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışma içinden örnek vermek gerekirse bu sanal başlıklarla COVID-19 pandemisiyle başlayan, eve kapalı ya da daha kısıtlı ortamlarda egzersiz yapmayı sağlayan ve bu sırada o egzersizi sanal ortam içinde simüle eden sistemler geliştiriyoruz. Bunun yanı sıra bu bir olimpik yayın bir parçası. Bu yayın üzerine taktığımız sensörler sayesinde yayın hareketini sanal gerçeklik ortamına aktarıp sporcunun sanki gerçekten bir müsabakadaymış gibi antrenman yapmasını sağlıyoruz. Yine burada bir bisikletimiz var. Bu bisiklet ergometresi üzerinde sporcu sanal gerçeklik başlığını takarak sanal bir ortam içinde egzersiz yapabiliyor. Bu egzersiz sırasında kişinin bisikletten gelen yani sensörden gelen verileri sanal ortama aktardığımız için gerçekten performansını değerlendirme şansımız oluyor. Şu an elimde bizim patentli bir teknolojimiz var. Kablosuz alıcı ağların senkronizasyonu ile ilgili yola çıktığımızda birçok eksiğimiz vardı. Örneğin bu devrenin tasarımı için bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Burada gördüğünüz birçok makine aslında ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bu ARGE çalışmalarına bir örnek vermek gerekirse aslında iki temel çıkış noktası var. Bunlardan bir tanesi yurt dışında bulunan bir teknolojinin bizim tarafımızdan yeniden yapılması ya da ülkemizde kullanılması. Bunun iki avantajı oluyor. Aslında bir tanesi mali olarak o teknolojiyi burada üretiyorsunuz. Ama daha da önemlisi şu, yurt dışından hazır bir sistemi satın aldığınız zaman o sistem size çıktı olarak o bilgi ekonomisinden sadece sonuç çıktığı veriyor. Ham datayı vermiyor. Böylece siz üzerine bir şey geliştiremiyorsunuz. Örneğin sahada futbolcuların üzerinde görmüşsünüzdür. GPS sistemleri vardır. O sistem size çıktı olarak sporcunun performansını verir. Acaba o ham datayı alıp ben başka bir sonuç ekleyeyim, yenilik ekleyeyim dediğinizde sistem buna izin vermez. Bizim en büyük avantajımız kendi tasarladığımız sistemlerde hem yurt dışındakine benzer bir fonksiyon elde etmek hem de üzerine geliştirme yapmamızı sağlıyor. O yüzden olabildiğince kendi imkanlarımızla geliştirmeye çalışıyoruz. Buradaki araştırmalarda multidisipliner çalışmalar olduğu için sadece spor bilimleriyle değil, özellikle bize yakın olan sağlık alanında ya da birçok alanda çalışma yapabiliyoruz. Laboratuvarımız sadece üniversitemiz çalışanları değil, birçok araştırmacıya açık. Eğer bu alanda çalışmak isteyen, multidisipliner alanda çalışmak isteyen araştırmacılar varsa onlarla çalışmayı çok isteriz.